profesör bilime bayılıyordu. Laboratuvarda binlerce kimyasal deney devam ediyordu. Peki ama bu lezzetli ve renkli şeyler de neydi böyle? Timur önemli bir soru sormak için profesörün laboratuvarına geldi. Sınava yeniden girmesi gerekiyordu. Laboratuvara girmek çok ilginçti. Timur hatta kimya ile ilgili hiçbir şey bilmediği için üzgün hissediyordu. Ancak sakın o tüpe dokunma. Tuhaf kokuyor. Burada bazı önemli deneyler devam ediyor. Aa, merhaba. İşte bu Profesör Gökhan. Biraz şüpheli görünüyor. Görünüşe göre deneyi için bir kobay bulmuş. Bu kalıplar lezzetli görünüyor. Herhalde birinin tadına baksan profesör sorun etmez. O çok iyi biridir. O halde hadi mavi olanı deneyelim. Profesör tam zamanında gelmiş. Deney başlıyor. 3, 2, 1. Işınlanma. Her şey plana uygun olarak ilerliyor. Ancak Timur nereye gitti? İşte Timur. Kendi mutfağına geri geldi. Bir de galiba kalıbın tadına baktıktan sonra ışınlanmayı öğrenmiş. Hadi bir daha deneyelim. Kendisini sandalyeye ışınlamış. Çok da bir numarası yok. Ancak çok havalı. Peki ama tüm bu açlık nereden geliyor? Muhtemelen profesörün kalıbının bir yan etkisi. Pekala, yiyecekler nerede? Her yeri aramalıyım. Mısır kevreği mi? Harika. Ancak yine de doymamış. Ne yapacağım ben şimdi? Yeni süper güçlerimin avantajını kullanacağım. Timur doğru bir seçim yapmış. Eğer çok fazla acıkmışsan bir restorana gitmelisin ya da ışınlanmalısın. Timur burada kontrolü tamamen kaybetmiş. Yedikleri hiç de tutarlı şeyler değil. Müşteriler yemekleri Timur'dan saklayamıyorlar. Aa, işte hamburger buradaymış. Bu çok lezzetli. Hey ufaklık, yemeğin parasını ödeyeceksin. Elbette. Bir dakika bekleyin. Aa, nereye kayboldu bu çocuk? Şimdi de diğer gideceği yer bir bank. Biraz ödünç para almalıyım. Ne zor bir seçim. Para bana oldukça yakın. Ancak şu donatlar da oldukça ilginç. O ne yapıyor öyle? Başkasının parasını almak kötü bir şeydir. Bir de bu donatlar başkasının. Bunlardan uzak bir yere ışınlanmalıyım. Acaba bu kez nereye gitsem? İşte maceramızın başladığı yer. Profesör Gökhan laboratuvar faresini gördüğünde mutlu. Hey, seni acilen muayene etmem gerekiyor. Tüm bu ışınlanma sürecinde başın hiç ağrımadı mı? Ve Timur açlığını yatıştırırken profesör de bu kalıbın etkilerini nasıl gidereceğini düşünüyor. Çünkü bu noktada kalp sıkıntıları yaşanabilir. Ya ona başka bir kalıp verirsem? Kırmızı olandan. Elbette. Timur ne yediğini umursamıyor. Harika, işe yaradı. En azından artık doymuş. Ve Timur da çok mutlu. Işınlanmak çok yorucu. Daha detaylı bir muayene için laboratuvara gitme zamanı geldi. Profesör çok mutlu. Bu onun en keyifli anı. Görünüşe göre profesör çok ciddi. Birkaç deneyden sonra dünya bilim ödülü onun olabilir. Bu ödülün hayalini çocukluğundan beri kuruyor. Ancak yanlış zamanda deney başarısız oldu. Timur daha fazla deneyin bir parçası olmak istemiyor. Bundan çok sıkılmış. Bu çılgın profesörden kaçması gerekiyor. Ve neresi olduğu hiç önemli değil. Bir güzellik yarışması dahil. Bu elbiselerle birlikte profesörden saklanabilir. Bir dakika. Neden Timur bir kıza dönüşmüş? Kırmızı kalıp bu işe yarıyor. Kendini istediğin birine dönüştürebiliyorsun. Kılık değiştirerek bile sahneye çıkabiliyorsun. Ancak profesör onun her attığı adımın peşinde. Bir de sunucumuz bu yaşlı ziyaretçiyle de ilgilendi. Artık sıra şehrin en güzel kızı ödülünü almaya geldi. Ve Timur bunu başardı. Bir taç ve çiçekler. Harika. Timur bu yeni özelliğini kullanmayı ancak öğreniyor. Sahip olduğu güçleri kontrol edemiyor. Tekrar bir erkeğe dönüştü. Oh vay be, bu da ne? Profesörün deney öğesini sahneden almasının vakti geldi. Tekrar laboratuvarımıza geri döndük. Sakın hiçbir şeye dokunma. Genellikle kötü sonuçlanır. Profesör Gökhan'ın bir güzel fikri daha vardı. Kırmızı kalıbın özelliklerini sarı kalıpla geçirebilir. Timur buna uymak zorunda. Tekrar eski haline döndü ve harika hissediyor. Tam zamanında oldu çünkü sınava geç kalıyor. Profesör kobayına her şeyi açıkladı mı acaba? Görünüşe göre bir yan etkiden bahsetmeyi unutmuş.
Ancak artık çok geç. Timur sınava girdi. Ancak bu sınava çok meşgul olduğundan çalışamadı. Arkadaşım yardım et. Hadi bana kopya ver. Harşu! Bunun nesi var böyle? Merhaba. Sanırım bu işte bir şey var. Her şeyi geri almayı deneyelim. İşe yaradı. Evet, artık nasıl çalıştığını anladım. Burada oturmak olmaz. Bu sınavı geçmem lazım. Ancak Timur'un çok fazla boş vakti var. Bir hapşurukla çok acele etmeden sınıf arkadaşlarına fark atabilirsin. Bu sırada çok da eğlenebilirsin. Bitti. Timur zamanı yeniden başlattı. Diğerleri için henüz bir saniye bile geçmemişti. Ancak Timur bu zamana durdurma olayından etkilendi. Artık yaşlı bir adam oldu. Profesörün yanına geri dönmeliyim. Laboratuvar tamamen yeni deneylerle doluydu. Profesör süper güç formülünü bitirmek üzereydi. Bu da kim böyle? Yaşlı adam kime baktınız acaba? Sanırım yanlış yere geldiniz. Bu yaşlı bir adam değil. Bu Timur. Vay, hiç iyi görünmüyorsun. Profesör ona yardım edecek. Ve bu arada biraz şekerleme yapabilirsin. Sonra da bu yeşil kalıbı ye bakalım. İşe yaradı. Timur tekrar genç ve oldukça dinç hissediyor. Hatta bir de yanında bonusu var. Artık aşırı esnek birisi. Ve profesör de hiçbir şeyden şüphelenmedi. Dikkati çok dağılıyor. Ve Timur birazcık kendine bakmaya karar verdi. Neden sinemaya gitmiyorum ki? Bu yeni özellikleriyle film izlerken bir şeyler yeme derdine girmesine hiç gerek kalmadı. Her zaman yanındakinin lezzetli yiyeceklerini alabilir. Kimse başkasının patlamış mısırından aldığından şüphelenmez. Aa, olamaz. Her zamanki gibi büyük ve değişik saç setili olan birisi yine önüme oturdu. Ancak bu aşırı esnek boynumla bu hiç problem değil. İşte bu. Ancak bu yeşil kalıbın yan etkileri var. Ah, günaydın. Vücudu uyuşmuş ve bunu kontrol edemiyor. Artık profesörü aramak zorunda. Ancak arayamıyor. Hatta bu bardağı elinde tutmak bile çok zor. Yaşasın. Telefona ulaşabildi. Şimdi de numarayı arayalım. Bunu burnunla yapabilirsin. Neden olmasın? Ancak Timur konuşamıyor da. Profesör onun mırıldanmasından hiçbir şey anlamadı. Pekala, sana doğru emekliyorum profesör. Bu çok zor görünüyor. Yarım günden sonra Timur Profesör Gökhan'ın ofisinde. Hadi gel, sana yardım edelim. Aa evet, kolun oldukça esnek. Dostum, yardıma ihtiyacım var. Yeni bir kalıp yapmak zorundayım. İşte oldu. Bu kimya sanatının bir eseri. Ye bakalım Timur. Hiçbir şey olmuyor. Ama hayır, kalıp işe yaradı. Yaşasın. Bu kalıp zamanı geriye alıyor. Hiç fena bir seçim değil profesör. Aa, mavi kalıp. İşte her şey bununla başlamıştı. Hayır, hayatta olmaz. İşte profesör de burada. Ne tuhaf bir öğrenci. Görünüşe göre Timur gibi o da hiçbir şeyi hatırlamıyor. O halde deneye başlasın. Hangi kalıbı seçmeliyim? Çok zor bir seçim. Mavi kalıbı seçiyorum. Profesör bilim adına her şeyi yapabilecek biri. 3, 2, 1. Işınla. Yeni videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse Profesör Gökhan'ın deneyinde yer almak ister miydiniz? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki harika videolarımızı kaçırmazsınız.